Selam arkadaşlar. Bağırsak intoleransı testimden sonra çıkan sonuçların ayrıntısını almadım ama doktor telefonda süte ve buğdaya karşı intoleransım olduğunu ve tedaviye sütten başlayacağımızı söyledi. Yapmam gereken şey şuydu. Doktorun aynen söylediğini tekrarlıyorum telefonda bana. En az 7 gün boyunca iki dudağının arasından herhangi bir süt ürününün 1 gramı dahi geçmeyecek şekilde geleceksin seansa dedi. Yani süt diyetine başladım arkadaşlar. Bir hafta oldu süt diyetine başlayalı. Bu bir haftada neler yaşadım? İlk bir iki gün kaçırdım. Alışma devresi yaşıyor her insan. Nasıl? Gluten yasağı tam olarak gelmediği için arada glutenli ürünler yiyorum. Makarna haşlamıştım. Bir kaşık da ben alayım dedim makarnadan, sebze yemeğinin yanında. Makarnanın arkasını okumak istedim tam yerken. Normal paketli makarnanın arkasında doymuş yağ oranı %3 miktardadır diyor. Yani kuru, daha haşlanmamış makarnanın içinde bile doymuş yağ kullanıyorlar. Yani bu ne demek? Katı yağlar. Ve katı yağların içerisinde süt ürünü bulunuyor. Süt olmasa bile, süt tozu bile olsa kesinlikle iki dudak arasından içeri girmeyecek. Bu ne demek? Yani demek ki dilimizdeki noktacıkları da onun bedenimize emilimini sağlıyor. Mesela bir şeyi ağzıma alıp geri tükürsem dilimden emilim sağlıyor demek. Başka mesela çok iyi bir markanın salamı, baktığınızda salamın içerisinde zaten salam sosis yemememiz lazım da bakmaya başladım artık. Süt proteini var içerisinde. Hiç aklıma gelmeyen bir şeydi süt proteini. Zaten hiç de yemem. Çocuklar salamlı bir tost istemişlerdi beslenmelerine koymam için. Merak edip baktım. Çünkü yiyebildiğiniz şey o kadar azalıyor ki buğday ve süt diyeti yapmaya başladığınızda. Sadece sebze, çiğ, meyve yiyebiliyorsunuz. Şekeri de en düşük seviyeye indirmek için çok şekerli meyveleri de önermemişti. Orası ayrı bir videonun konusu. Şu an süt diyetinden bahsediyorum. Hiç ummadığınız şeylerin içerisinde doymuş yağ, ne bileyim işte süt proteini denilen neyse ya da süt tozu ne bileyim ne böyle şeyler olabiliyor. İçindekiler kısmını çok dikkatli okumak gerekiyor. Mesela bir anımı söyleyeyim. Geçen bir arkadaşın evinde kahvaltı yapacaktı. Tabii ki ben aç kalkacaktım ama davet edildim. Arkadaşım da bildiği için menemen yapmış. Çatallarsın diye. Yedim ben onu sormadan. Sonra o gece rüyama girdi menemen. İçine tereyağı katmış rüyamda. Ertesi gün arayıp sordum. Menemenin içine tereyağı ya da margarin katmış mıydın diye. O da hayır dedi. Allah'tan bozulmamış diyetim. Bu tarz sıkıntılı şeyler yaşayabiliyor insan böyle bir tedavi sürecinde. Neden? Yeni başa dönebilirsiniz ama
Belli bir gün, belli bir seansa girmeniz gerekiyor tedavi için. Ve oldukça yüksek miktarda bir seans ücreti ödüyorsunuz. Ve 1 gram bile vücudunuza süt ürünü girmiş olsa bu boşa gidecek. Ta şehir dışına gitmek ayrı bir sıkıntı benim için. Vereceğim ücretin boşa gitmesi. O hafta boyunca zaten bayağı zorlanarak yediğim şeyleri seçiyor olmak ve bunun boşa gitmesi üzücü bir şey. Birçoğumuzun süte karşı alerjisi var arkadaşlar. Ben Ayidin Salih'in kitabından süt kısmını açtım ve birkaç bir şey okumak istiyorum size buradan. Süt ve süt ürünleri diye bir bölüm var. Ve şu an tükettiğimiz sütlerin aslında hiç sütle ilgisi yok. Bunu biliyorsunuz zaten, özellikle paketli sütler yoğun basınç altında bakteri üretmemesi için içindeki her şeyin yok edilmesi demek. Yoğun basınç altında çok uzun süre oda sıcaklığında bile durabiliyorlar bu sütler. Bir de ben Can Boğaz'dan Çıkar adlı kitabın yazarından dinlediğim şuydu. Eğer bir sütü içmek istiyorsanız o ineğin sahibini bulup, bir sürü ineği var ya, 10-15 tane, bana şu ineğin sütünü sağar mısın deyip ineği belirleyip sadece başka ineklerin sütüyle karışmadan o ineğin sütünü sağdırıp onu çiğ olarak ilk yarım saat 45 dakikada çiğ olarak tüketebilirsiniz. Ondan sonra o sütü süt olarak içmeyin. Mayalayarak ya yoğurt yapın ya kefir yapın. İşte bir probiyotik dengesi kurup ondan sonra o şekilde tüketin. Ama ineklerin de insanlar gibi mizaçları farklı. Tek bir ineğin sütünü içmeye çalışın dedi. Ama bu günümüzde imkansız, çünkü köye bile gitsen artık sağma makinalarından tek tek ineklerin göğüslerine o sağıcı aletler takılıp hızlı bir şekilde sağma işlemi yapılıyor ve otomatikman ineklerin sütü birbirine karışıyor. Yani sizin öyle bir özel sütçünüz olacak ki size sadece tek bir ineğin sütünü verecek. Bu konuyu araştırdığımda köye gitmiştim. Kendi köyümüze, biliyorsunuz. Orada da birkaç teyzeyle bunu konuştuğumda, biz eskiden herkesin kendi bir ineği, yani süt aldığı sütçüde kendi ineğini bilirdi. O sütçüde o kişinin ineğini bilirdi. Ona göre verirdi. Hep o ineğin sütünü verirdi falan diye anlattılar. Demek ki ne varsa eskilerde var arkadaşlar. Gerçekten eskiler bazı şeyleri gerçekten ve gerçekten iyi biliyorlarmış. Yani bizim mizacımızı da bozuyor. Bir mizaç olayı var. Kan grubuyla ilgili beslenme olayları var. Onları da araştırıyorum. Onlarla ilgili de oldukça bilgiler kazandım. Ama bir video çekmek nasip olmadı. Farklı bir okul döneminde yoğunluğa giriyor insan. Evet, süt ürünleriyle ilgili kısmı okumak istiyorum. 2 yaşına kadar bebek için gerekli olan yegane besin anne sütüdür. İnsan 2 yaşından sonra midesindeki süt hazım sistemini kaybeder. Artık sütün kendi içindeki mikroplar ve bağırsakta yaşayan mikropların yardımıyla sindirilir. İnek sütü dahil bütün hayvanların sütü sağıldıktan hemen sonra ılıkken tüketilebilir. Çünkü süt yeni sağıldığında sindirimi kolaylaştıran mikroplar ve enzimler içerir. Sağıldıktan sonra bekletilen sütte üreyen zararlı mikroplar sütü zararlı hale getireceği için kaynatılması gerekir. Fakat kaynatıldığında hazmı zorlaşır. Çünkü sütün hazmını kolaylaştıran enzim ve mikroplar 43-54 derecede ölür. Ancak günümüzdeki sağlıklı insan kalmadığı gibi hayvanlar da genelde sağlıksız olduğu için sütü kaynatmak gerekir. Antibiyotik tedavisi görenlerde zararlı mikroplarla birlikte bağırsaklardaki mikroplar da yok edildiği için süt hazmolunmaz.
aşırı balgam birikimine, kireçlenmeye, bunun sonucunda da kemik erimesine, karaciğer, dalak ve damarlarda tıkanıklığa, katarakta, safra kesesi ve böbrek taşlarına, diş çürümesi ve diş eti hastalıklarına sebep olabilir. Özellikle kan grubu 0 ve A olanlar için. Farklı ineklerden sağılarak karıştırılan, pastörize edilen süt ancak kaynatılarak, zencefil ile veya biraz ılıklaşınca bal ile karıştırılarak içilebilir. Sütlü tatlıların üzerine serpilen zencefil veya tarçın sütün hazmını kolaylaştırır. Süt içecek değil yemektir. Onun için küçük yudumlarla ağızda bekleterek içmek gerekir. Süt içtikten sonra hızlı hareket etmek, uyumak veya bir şey yemek böbrek ve mesane taşlarına sebep olur. Özellikle kan grubu 0 ve A olanlar için. Karışık ve pastörize sütü kullanmanın en iyi yolu yoğurt yapmaktır. Eski alimler sütün yapısının hayvanın rengine, boyuna, vücut yapısına, zayıf ya da şişman veya etinin sert ya da yumuşak oluşuna, diğer bir deyişle mizacına göre değiştiğini bilirlerdi. Yani sütün özelliği hayvanın mizacı ile yakından bağlantılıdır. İnsanlarda ve bitkilerde olduğu gibi hayvanlarda da dört farklı mizaç vardır. İnsanlarda dört mizaç ayrımına en uygun ayrım dört farklı kan grubudur. Bu yüzden herkes her ineğin sütünü içemez. Ancak kendi mizacı ile aynı mizaca sahip ineğin sütünü tüketebilir. Bu tıpkı annenin sütünün nadiren çocuğa uymaması gibidir. Bu yüzden bir ülkeye ait olan hayvan türünü başka bir ülkeden getirilen hayvan türüyle değiştirmek veya farklı ineklerden sağılan sütü karıştırarak tüketmek sağlıklı değildir. Toplumumuzda Peygamberimizin süt için emri yaygın olarak bilinmektedir. Fakat Peygamberimiz bunu ömründe hiç suni yem yemeyen, tek deve, tek koyun, tek keçiden veya tek inekten yeni sağılmış sütü içen ve hayatında hiç antibiyotik almamış insanlar için buyurmuştur. Günümüzde hiç antibiyotik kullanmamış kimse bulunmadığı gibi doğal beslenen hayvandan yeni sağılmış sütün tadını bilen de yoktur. Süt üretimini artırmak için ineklere verilen büyüme hormonu insandaki büyüme faktörünü artırabilir. Büyüme faktörü hemen hemen bütün dokularda hücre üremesine kontrolsüz bir şekilde artırarak kansere neden olabilir. Doğal taze sütü balla içmek rengi güzelleştirir, kilo aldırır. Ballı süt yaşlı insanların kuru ve soğuk mizacına iyi gelir. Kuruluğu azaltır, soğukluğu dengeler. Tümör ve kansere, karaciğer, dalak, böbrek ve deri hastalıklarına, baş ağrısı, kulak çınlaması ve baş dönmesi gibi hastalıklara süt zararlıdır. Bu hastalıklar için yalnızca deve sütü faydalıdır, diyor. Sütle ilgili az önce anlattığım bilgileri bir de Ayidin Salih'in ağzından dinlemiş olduk. Sütsüz günler diliyorum çünkü gerçek sütü bulmamız imkansız. Selametle arkadaşlar.